Can'la vedalaşmadan önce şunu sormak istiyorum Can'a. Şimdi az önce Mansur Yavaş dedi ve bugünlerde AKP adayı olması muhtemel bir isimden bahsediliyor, Turgut Altınok. Şansı nedir Mansur Yavaş karşısında sence? Şöyle şimdi Turgut Altınok tabii Keçiören de uzun yıllar belediye başkanı. Ankara'da çok sevilen bir isimdir. Ciddi de bir tabanı olduğunu düşünüyorum. Sert bir mücadele olur. Onu söyleyeyim yani Mansur Başkan da Ama Melek Ankara'da. Gökçe'ye de taca atma yani. Turgut Altınok'un en büyük rakibi de Melek Gökçe bu arada. Bu arada çok doğru bir tespit. Yani öyle bir seçim olursa ve Mansur Bey yeniden aday olursa Turgut Bey'in en büyük rakibi Mansur Bey olmayabilir. Melih Bey olabilir o konuda. size katılıyorum yani uzun yıllar Ankara'da yaşamış bir insan olarak o dinamiği iyi bilirim. Ama şöyle yani Turgut Bey... Mesela İYİ Parti ile orada bir ortaklık kurulmazsa, Mansur Yavaş CHP'nin adayı olarak girerse... Karşısında da Turgut Altınok yarışırsa? Çok sert bir mücadele olur. Yani kıran kırana bir mücadele olur ama şu anda bulunduğumuz yerden o kazanır, bu kazanır bunları demek çok şey. Çünkü ben hani zorlar mı, zorlamaz mı? Zorlar. Yani çünkü Turgut Bey Ankara'da sevilen bir isimdir. Hani Mansur Bey iyi bir başkan. Ankara'da çok sevilen bir başkan. Yani kuşkusuz tekrar aday olması durumunda avantajlı yerden başlayacaktır ama Turgut Bey'in aday olması durumunda yani onun da karşılığı olduğunu söylemek lazım. Siz ne dersiniz? Yani Turgut Altınok milliyetçi muhafazakar kimlikle Mansur Yavaş'la eşit olarak yarışa başlar. Yani Mansur Yavaş da milliyetçi muhafazakar bir kimliği olan o tabanda karşılığı olan bir belediye başkanı. Turgut Altınok da aynı tabandan gelen bir belediye başkanı. Yani biri bir dönem MHP il başkanlığı, Keçiören MHP belediye başkanlığı yapmış birisi. Bir diğeri de Beypazarı MHP belediye başkanlığından gelen, MHP'den de bir dönem aday olan, milliyetçi kesimden gelen iki isim. Can'ın dediğine katılıyorum. İyi bir mücadele olur ama ben şöyle diyorum. Eğer Mansur Yavaş 5 yıl boyunca hizmet etmişse, Ankaralı bunu takdir etmişse ve Ankaralı bu hizmetlerin karşılığını Mansur Yavaş'a bir vefa duygusu olarak ödeyecek noktadaysa ben Mansur Yavaş'ın çok rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Şu anda kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Avantajlı yerden başladığı kesin. Tabii ama yani, Turgut Bey sıkı bir rakip olur. Ama ben Turgut Bey'in aday olacağını da düşünmüyorum. Öyle aday mi? Yapılmaz. Yapılmaz çünkü kesinlikle Turgut Altınok'a sormuşlar. Görev verilirse hazırız, projelerimiz de hazır. Görev verilirse herkes hazır. İpek'e de verseler, İpek de bir yerden bir belediye başkanlığı verseler, Can'a da bana da verseler hazırız yani görev verilirse. Görev verilirse diye bir şey yok. Sen bu görev verilirse yıllardır işte görev istenmez verilir. Ya niye istenmez kardeşim yani ben yapacağıma inanıyorsam. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ben yaparım diyorum. İyi de yaparım diyorum. Güzel de yaparım diyor. Kendime inanıyorsam niye istemeyeyim canım? Görev verilirse kim verecek ya? Bu görev geliyor can. Bana öyle. Hayır kim verecek? İpek yani ne? Ama ben katılıyorum bu arada. Kim ben verecek bu... yani? Ben... İsteyeceksin çıkacak. Şimdi Ekrem İmamoğlu ben müdahil olmak istemiyorum. Çünkü CHP'nin içindeki tartışım. 3 tane İsmail önerisi saymış yani. Ekrem İmamoğlu genel başkan olacaksan kolları sıvar çıkarsın. Özgür Özel genel başkan adayı olacaksan kolları sıvar çıkarsın. Çünkü mahalli seçim bitti. Değil mi? Mahalli delegeler seçimi bitti. Şimdi ilçe seçimleri başladı. İlçe başlıyor. Eylül'de de il başlıyor. Genel başkan adayı olan adam kolları sıvazlar. Çıkar ortaya. İlçe il gezer. Ben zaten ben adayım der. Bu Türk siyasetinde şeyi hiç anlamıyorum. Ben aday değilim işte bana. Ya İddia koymak, ya siyaset dediğiniz şey bir iddia koymak işidir. Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor ama. Budur yani. Ben İstanbul değilim, Belediye Başkanı olacağım. Gösterilirsem ben aday olurum. Ordu diyor. Belediye Başkanı olacağım. Ben burada hizmet etmeye talibim. Bunda ayıp günah bir şey yok. Yalnız yani ben CHP'de talip aday, olmak. Can da tarihini iyi bilir de ben CHP'den aday olacaklara bir hatırlatmada bulunayım. Kemal Bey böyle fazla da kolay lokma görmesinler. Allah rahmet eylesin. Erdal İnönü o zaman CHP'nin genel başkanı. Deniz Baykal karşısına çıktı. Yıkıyorlar ortalığı. Erdal İnönü siyaset bilmiyor. Erdal İnönü çok işte beyefendi, nazik, kibar ama bu işleri yapamıyor. Seçimi alıp götürüyorlar. Rahmetli Erdal İnönü, Deniz Baykal'ı yine o da Allah rahmet eylesin abi. Öyle bir serdi ki yere. Bir daha da kendini toparlayamadı. Dolayısıyla öyle hiç kimse de bu seçim işini öyle çantada keklik görmesin. Benim tavsiyem
Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek istiyorlarsa, karşısına çıkmak istiyorlarsa sahaya çıksınlar, kendilerini anlatsınlar. Hem de çok cesur şekilde ve kırmadan, kırıcı olmadan. Benim en çok rahatsız olduğum şey, bir kere daha tekrar edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek isteyebilirsiniz, CHP'lere sesleniyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na basiretsiz, korkak, sahtekar, yalancı diyerek hakaret edip ona diktatör diyerek suçlamalar getirildiği yerde eğer buna müdahale etmiyor ve vicdanınız buna müsaade ediyorsa yarın seçilecek genel başkana da birileri aynı hakareti yapabilir. Onun için sükunetli, sakin, edepli bir dille siyaseti mecrası olan kongre sürecinde tamamlamalarının hem CHP'nin hem tabanın hem de Türkiye'nin hayrına olacağına inanıyorum. Onun için kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla kongreye gitmelerinin çok doğru olacağına inanıyorum. Sosyal medyada birbirlerine küfürmeden istersin, hakaret meden istersin, ilçelerde delege seçimlerinde kavga eden istersin. Bu sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı güldürür. CHP'liler 100 yıllık bir siyasi hareket olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gülen adam değil, ağlatan adam yapmak istiyorlarsa yerel seçimlerde önümüze tarihi bir fırsat geliyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım demeleri lazım. Teşekkür ediyorum.